Dostlar selamünaleyküm. Ben kendimi bildim bileli Türkiye'nin en büyük sorunu ekonomi. Türk ekonomisinin tam anlamıyla düzeldiğine hiç şahitlik etmedim. Kendi ekonomik krizlerimiz her zaman vardı. Dönem dönemde küresel çapta yaşanan ekonomik krizlerden etkilendik. Ama bu dönemlerde bile bizim esas rakibimiz olması gereken gelişmiş ülkeler bu küresel krizlerden bir etkilenirken biz beş etkilendik. Yani Türk ekonomisinde bir an önce üzerine eğilmemiz gereken ciddi sıkıntılar var. Ve bu sıkıntıların birkaç ana sebebi var. Saysak hepsi önemli sebepler Ama bunların başlıcaları cari açık. Cari açığı kapatamadığımız sürece de Türk ekonomisi yere asla sağlam basmayacak. İşte bu yüzden buna yönelik atılan adımlar her zaman önemli. Bugün konuşacağımız gelişme de Türkiye'nin cari açığını kapatmasında bugüne kadar attığı en büyük adımlardan biri. 1. ve ikinci nükleer santrallerden sonra 3. nükleer santralin de haberi geldi. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Medyada pek konuşulmuyor ama Türkiye'nin bu santralin inşasında çok dikkatli olması gereken bir tehlike var. Bugün 3. nükleer santral konusunda yaşanan yeni gelişme ne sorusunu cevapladıktan sonra bu tehlikeyi konuşalım. Sonrasında da cevaplamamız gereken önemli sorular var. Türkiye bugüne kadar nasıl bir nükleer enerji yolculuğu geçirdi? Ve bu konu çok fazla tartışılan bir konu. O yüzden bugün esas soruyla cevaplayalım. Türkiye'nin gerçekten nükleer santrale ihtiyacı var mı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün önemli açıklamalar yaptı. Biliyorsunuz geçen günlerde Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkan Yardımcısı Türkiye'ye gelmişti. Zaten o ziyaretten sonra ne tür gelişmelerin yaşanacağını az çok tahmin ediyorduk. Çünkü Çin ile Türkiye arasında 3. nükleer santral için uzun zamandır görüşmeler yapılıyordu. Bu ziyaretle birlikte görüşmeler ciddi bir noktaya geldi ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde 3. nükleer santral için Çin'le anlaşmaya varılabilir. Bu elbette heyecan verici bir gelişme. Çünkü Türkiye'nin bu nükleer santrallere cidden ihtiyacı var. Ama burada meseleye bir şerh de koymak gerekiyor. Çünkü bu anlaşmada Çin'e karşı çok dikkatli olmak lazım. Sonuçta biz bu teknolojiye sahip değiliz. Yani kendi başımıza bir nükleer enerji santrali kurma şansımız yok. O yüzden öyle ya da böyle bu santrali sevmesek de tam karşımızda durabilecek bir güçle anlaşarak inşa etmek zorundayız. Ama dünyada yaşanan değişim sürecine dikkate aldığımızda Çin'in bu konuda en çok dikkat etmemiz gereken ülke olduğunu görebiliriz. Çünkü geçtiğimiz yüzyıl A ABD'nin yüzyılıydı ve onlar dünya hakimiyetlerini askeri güçle kurdular. Yeni yüzyılda Çin daha çok ön plana çıkıyor ve Çin'in küresel hakimiyet stratejisi bayağı farklı. Onlar her yere ekonomiyle giriyorlar. Düşünün işte 25-30 milyar dolarlık bir ticaret hacmini yakalayan Afrika'da kıtanın önemli ortaklarından biri haline geliyor. Ama Çin şu anda muhtemelen 500 milyar dolar seviyesine ulaştı orada. Gidiyor ülkelerinin kritik kurumlarını satın alıyor ya da kira alıyor ve o ülkelere borç veriyor. Daha sonra kiraladığı kurumlarda çalışmak üzere Çin'den işçileri o ülkelere yığıyor. Yani gittiği ülkeye ciddi bir istihdam olanağı bile sağlamıyor. Ve bunu yaparken de özellikle enerji santralleri, limanlar, havalimanları gibi kritik tesislere odaklanıyor. Elbette Türkiye Çin'in rahatlıkla at koşturduğu Afrika ülkelerine benzemez. Ama yine de bu anlaşmada Çin'e karşı dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Konuya bu şerhi koyduktan sonra diğer bir önemli soruyu cevaplayalım. Türkiye'nin bugüne kadar nasıl bir nükleer yolculuğu vardı? Aslında nükleer enerji bugün ortaya atılmış bir mesele değil. Türkiye'nin nükleer enerji hayali oldukça eskilere dayanıyor. Ama tabii ki 2000 öncesinde bunu hayata geçirebilecek bir irade yoktu Türkiye'de. O yüzden ilk nükleer santralimizin temeli daha bundan 5 yıl önce atılabildi. Ama dediğim gibi bizim nükleer teknoloji yolculuğumuz çok daha eskiye dayanıyor. İlk olarak 1954'te ABD ile nükleer işbirliği anlaşması imzaladık. Zaten bu anlaşma Türkiye'nin nükleer teknoloji yolculuğunun ilk adımı olarak görülüyor. 1956 yılında ise Atom Enerjisi Komisyonu kuruldu. Bundan bir yıl sonra Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına üye olduk. Bundan sonra yaşanan en önemli gelişmede aslında şaşıracağınız bir detay da var. 1962'de İstanbul'da bir nükleer araştırma ve eğitim merkezi kurulmuştu. 10 yıl süren bir çalışmadan sonra Türkiye'de 3 farklı yerin nükleer santral yapımına uygun olduğuna karar verildi. Yani 1972 yılında Türkiye Cumhuriyeti 3 noktanın nükleer santral yapımına uygun olduğunu belirlemişti. Bunlardan birincisi Mersin Akkuyu, ikincisi Sinop İnceburun ve üçüncüsü Kırklareli İnada. Yani şu an ilk 3 nükleer santralimizi kuracağımız yerler. Hatta Akkuyu'daki saha için yer lisansı verilip ihale süreci bile başlatıldı. Yani Türkiye şu an inşa ettiğimiz Akkuyu Nükleer Santralini ilk olarak 1972 yılında ihaleye açmıştı. Ama bu süreç yaklaşık 30 yıl kadar sonuca ulaşamadan devam etti. Farklı ülkeler teşebbüslerde bulundu ama ihaleler hep sonuçsuz kaldı. 2009 yılına gelindiğinde bir önceki süreç göz önüne alınıp önemli bir karar verildi. İhale yöntemiyle bu iş olmuyor o zaman biz bu santrali uluslararası anlaşma yoluyla yapalım dendi. Ve aynı yıl Akkuyu nükleer santrali için Rusya ile nükleer işbirliği anlaşması imzalandı. 2010 yılında da ihale süreci tamamlandı. Ve 2018'de santralin temeli atıldı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri başlamış oldu. Şu an ilk nükleer yakıt Akkuyu sahasına teslim edildi ve böylece tesis nükleer güç santrali statüsü kazandı. İlk reaktör 2024 yılında yani önümüzdeki yıl devreye alınacak ve tamamlandığında Türkiye'nin bütün elektrik ihtiyacının %10'u buradan karşılanacak. Akkuyu dışında ikinci nükleer santral içinde görüşmeler sürüyor. İkincisi Sinop'ta inşa edilecek ve muhtemelen bu ihalede Rusya'ya verilecek. Güney Kore ile de görüşmeler yapılıyor ama gelen haberler ihaleyi Rusya'nın alacağı yönünde. İşte şimdi yeni gelen haberle birlikte 3. nükleer santrali de Çin'in inşa edeceğini öğrendik. Yine yer olarak da Kırklareli İğneada sahası kullanılacak. Yani Türkiye bu üç projeyle aslında 50 yıl önce kurduğu hayali hayata geçiriyor. Peki bu noktada gelelim en önemli soruya. Türkiye'nin gerçekten nükleer santrale ihtiyacı var mı? Nükleer santrallere karşı olanlar genelde bu karşıtlığı iki sütunun üzerine yerleştirirler. Birincisi tehlikeli olmaları, ikincisi çevre kirliliğine sebep olmaları. Bunları elbette başka bir videoda detaylıca konuşmak lazım ama kısaca söylersek bu iddiaların Nükleer santraller tehlikeli de değil, çevreyi de kirletmiyorlar. Hatta bu çağın en temiz enerji yöntemlerinden biri. Ama yine de dediğim gibi bu daha detaylı şekilde başka bir videoda konuşulması gereken bir mesele. Şu an Türkiye için bu konunun gerekli olup olmadığını odaklanalım. Türkiye enerji ithal eden bir ülke ve bu ithalat Türk ekonomisine inanılmaz bir darbe vuruyor. Düşünün Türkiye 2022'de 48 milyar dolar cari açık verdi ve aynı dönemde bizim enerji ithalat rakamımız tam 80 milyar dolardı. Yani sadece enerji ithalatından kurtulmuş olsaydık 2022 yılında 32 milyar dolar cari fazla verecektik. Bu da bugünkünden çok daha farklı ekonomik şartları konuşuyor olmamızı sağlardı. Yani bu meseleye ekonomi boyutundan baktığımızda gerekliliğini tartışmaya bile gerek yok. Elbette enerjinin %100'ü buradan karşılanmayacak ama bu nükleer santrallerle ciddi bir oranı karşıladığınızda kalanı için Türkiye'nin yeni bir çözümü de var. Türkiye son yıllarda doğal gaz ve petrol rezervleri de keşfetti. Yani atıyorum bu 3 santralle enerji ihtiyacımızın yarısını karşıladı. Kalan yarısı içinde kendi doğal kaynaklarımızı kullansak cari açığın tarih olduğu bir ülkeye dönmüş oluruz. İşte o zaman Türk ekonomisi gelişmiş ülkelerin ekonomileriyle yarışmaya başlar. Tabi tek sebep ekonomi değil. Bir de enerji güvenliği meselesi var. Rusya-Ukrayna savaşında gördük. Enerjide Rusya'ya bağımlı olan Batı ülkeleri ciddi korkular yaşadı. Bu tarz yatırımlarla biz gerilim anlarında enerji kartının masaya bir koz olarak sürülmesinin önüne geçebiliriz. Ve yine bir diğer sebep de çevre kirliliğinin önüne geçilmesi. Türkiye şu an elektrik üretiminde çok fazla kömür kullanıyor. Bu da tabii ki çevre kirliliği bayağı arttırıyor. Nükleer santralde kullanacağımız yakıt çubukları bizi bu dertten kurtaracak. Çünkü bu çubuklar 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılıyor ve bu süre içerisinde her biri 124.500 vagon kömürden elde edilen enerjiyi sağlıyor. O yüzden de hava kirliliğini önlüyorlar. Ayrıca gelişen bir ülkeyiz ve elektrik ihtiyacımız günden güne artıyor. Otomobillerin elektrikli motorlara dönmesiyle bu ihtiyaç daha da artacak. İşte o zaman bu yatırımların kıymetini daha iyi anlayacağız. Yani nükleer santraller Türkiye için bir tercih meselesinden ziyade bir zorunluluk meselesi. İnşallah üçünün de mümkün olan en hızlı şekilde inşa edildiğini görmek nasip olur. Allah'a emanet olun.